Evet, şimdi ikinci bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Gürkan, bu bölümde neler anlatacaksın? Sanırım Switch Case'e gireceksin. Aynen, bu bölümde Switch Case'e geçiyoruz. Switch Case'de if else'e benziyor. Şart sağlandığında kodlar çalışıyor. Fakat şöyle bir fark var. Mesela biz if else'de büyüktür, büyük eşittir gibi şeyleri kullanabiliyorduk. Switch Case'de ise olay şu. Yukarıdan siz bir değer veriyorsunuz. Bu verilen değer buna eşit mi? Büyük küçük gibi sorgulama yapamıyorsunuz. Bu değer buna eşitse çalıştır. Eğer eşit değilse alttakine bakar. Alttakine eşitse onu çalıştırır. Eşit değilse diğerine bakar şeklinde devam ediyor. Yine örneğe geçtiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle arkadaşlar gün sayısı diye bir değişken oluşturalım. Gün sayısı eşittir 5 olsun. Switch yazıyorum. Parantez açıyor. Bu parantezin içerisinde beklenen şey o yukarıdan gelecek olan değişken. Yani sen neye göre şartları kontrol edeceksin? Biz şu an gün sayısına göre şartları kontrol edeceğiz. Case yazıyorum. Case'den sonra beklenen değeri yazıyorum. Ve iki nokta üst üste koyuyorum. Burada diyor ki gün sayısı 1 ile eşit mi? Eğer eşit ise System.out println pazartesi yazdırsın. Bunun kodun burada sonlandığını belirtmek için break demem gerekiyor. Bu arada çok pardon. Bunları da parantez içerisine almayı unutmuşum. Böyle switch case'in kullanımı şu şekilde. Switch yazıyoruz. Normal parantezlerin arasında değişkenimizi yazıyoruz. Sonra süslü parantez açıp kapıyoruz. Aynı if gibi. İçerisine case ve beklediğimiz değer, yapılacak işlemler, son olarak işlemlerin bittiğini gösteren break ifadesini yazıyoruz. Bu break tamamdır. Burada artık bitti. Sen kodu buradan itibaren kır demek. Bunu kopyalıyorum tekrardan yazmamak adına. Phase 2 diyorum. Yani gelen gün sayısı değişkeni 2'ye eşitse salı yazdırsın. Eğer 3 ise çarşamba yazdırsın. 4 ise perşembe. 5 ise cuma. 6 ise cumartesi. 7 ise de son olarak pazar yazdırsın. Şimdi kodumuzu çalıştırdığımızda biz buraya 5 değerini verdiğimiz için olmasını beklediğimiz şey şu olacak. Bu switch buradan başlayacak. Diyecek ki case 1 mi? Yani yukarıdan gelen 1 mi? Hayır, değil. O zaman atla 2'ye. Bir alttakine. 2 mi? Hayır, değil. Bir alta geç. 3 mü? Hayır, değil. Yine bir alta geç. 4 mü? Değil. Bir alta geç. 5 mi? Evet. Tamam. O zaman sen buradaki kodu çalıştır ve bu kısmı burada sonlandır. Break ile sonlandır. Bir çalıştıralım. Bize 5 olarak Cuma'yı burada gösterdi. Bu örneği aynı şekilde konsoldan sayı alarak da yapabiliriz. Scanner.next. Biraz daha bunu güzelleştirelim. Başa diyelim ki lütfen istediğiniz günü girin. Şöyle çalıştıralım. Lütfen istediğiniz günü girin diyor. Bastım konsoluma. Benden bir girdi sayı bekliyor. 2 dedim. Ne yaptı? Salıyı yazdırdı.
7 desem pazarı yazdırdı. Peki burada olmayan bir şeye girersem bana nasıl tepki verecek? Misal 8'in bir karşılığı burada yok. Bana nasıl tepki verecek? Hiçbir tepki vermedi ve programı kapattı, sonlandırdı. Neden? Çünkü ben 8 ile alakalı herhangi bir karşılık yazmadım buraya. Ya da 9 girsem 9 ile alakalı bir karşılık yazmadığım için yine herhangi bir tepki vermeyecek. Program sonlanacak. Peki ben buradaki şartlar olmadığında, bunlar dışında bir değer girildiğinde bir uyarı ya da herhangi bir şey aksiyon yaptırmak istiyorsam onu nasıl yapmalıyım? Nasıl yapabilirim? Şimdi ona geçelim. Bir tane daha örnek yapacağız. Trafik ışıkları ile alakalı. Önce şurada string yani metinsel bir ifade tanımlamak istiyorum. Color olsun. Eşittir. Red olsun. Diyorum ki ben sana color vereceğim. String bir değişken vereceğim. Sonra süslü parantezlerimi açtım. Geldim buraya dedim ki eğer red ise iki nokta üst üste dur. Bir de bunu kodumun bittiğini göstermek için break diyorum. Bu şartın bittiğini göstermek için. Sonra alıyorum bunu. Tekrardan kopyaladım. Bu arada bakın aynı değeri iki kere girerseniz buraya ya da birden fazla defa girerseniz bu sefer hata verecek. Yani diyecek ki ben bu şarta mı bakayım, buna mı bakayım, buna mı bakayım, hangisini çalıştırayım? O yüzden aynısını giremezsin. Duplicate diyor. O yüzden bunu yellow diyelim. Bunu da green diyelim. Green geç. Yellow da hazırlan olsun. Çalıştıralım. Red dur dedi. Peki ben buraya geldim. Blue yazdım. Ne olacak? Herhangi bir karşılık yazmadığım için şu an. Şu da boşuna gözükmesin. Yoruma çekelim. Herhangi bir karşılık yazmadığım için blue için program çalıştı ve kapandı. Ama ben buraya gelip de alt yazdığımda şu en alta bütün case'leri yazdıktan sonra en alta gelip default yazıyorum. Ve system mode printline bu renk tanımlı değil yazıyorum. Bunun altına artık break koymama gerek yok. Zaten en sonda olduğu için bu anlıyor. Ama dilerseniz koyabilirsiniz de. Şimdi çalıştıralım. Ne olacak bakalım. Pardon, tanımlı değil. Yukarıdaki şartlardan hiçbirisine uymadığı durumlarda default'a geldi. Yani varsayılan olarak şartların hiçbirisi sağlanmıyorsa sen bunu göster demiş olduk. Şimdi bu rengi de biz şeyden alalım. Yine konsoldan alalım. Input olarak. O şekilde örnek yapalım. Bu sefer integer bir değer almayacağız. Sayı almayacağız. String yani metinsel bir ifade alacağız. Ne yapıyorum? O yüzden scanner.next diyorum. Şunu yorumdan kaldırdım. Lütfen renk girin diye. Çalıştıralım. Yellow girdim. Hazırlan yanıtını döndürdü. Mesela Black girdim. Bu renk tanımlı değil yanıtını gördüm. Gördük. Yani switch case'i kullanma şeklimiz bu şekilde. Buraya isterseniz integer bir değer verebilirsiniz. Sayı verebilirsiniz değişken olarak. Veyahut metinsel bir ifade verebilirsiniz. Yeter ki aşağıya böyle karşılıklarını yazın. Bu mesela integersa ya da stringse siz gidip buraya 1, 2 yazmayın. Bu türler birbirinden farklı olduğu için bakın siz buraya metinsel bir ifade veriyorsunuz. Ama aşağıda diyor ki sen sayı yazıyorsun. Yani böyle bir şey olmayacak. Gereken string senin yazdığın int diyor. O yüzden hata veriyor. Buradaki türlerin de aynı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Da aklımızda bulunsun.
Şimdi şöyle bir örnek yapacağız. Bu en çok yapılan örneklerden birisi hesap makinesi örneği var. Yani siz buradan konsoldan bir işaret gireceksiniz. Artı, eksi ya da bölme ne istiyorsanız. O girdiğiniz işlemi yapıp sonucunu burada gösterecek. Bu programı switch case ile gerçekleştireceğiz. Nasıl yapabiliriz bunu? Baştan integer sayı 1 ve sayı 2 diye iki tane değişken oluşturalım. Bir tane de işlem diye bir string oluşturduk. Bunların hepsini konsoldan alalım. System.out println birinci sayı. Sayı 1 eşittir. Integer yani sayı alacağımız için konsoldan scanner.nextint diyoruz. Bunu kopyalıyorum. Alta yapıştırdım. İkinci sayı. Sayı 2. Scanner.nextint. Ve son olarak işlem. İşlemi de şöyle yazalım yanına. Artı, eksi, çarpma, bölme, bir de mod alma olsun. Bunu da işlem diyorum. Ve metinsel bir ifade alacağım için scanner.next yazdım. Şimdi switch diyoruz. Neye göre switch case olayını gerçekleştireceğiz? Girilen işleme göre. O zaman buna işlem dedim. Üçlü parantezlerimi açtım. Enter'a bastığımda IntelliJ'de otomatik olarak kapama parantezini koyuyor. Diyorum ki case neyse artı ise 2 nokta üst üste geldi. Ne yapsın? Sayı 1 şöyle yapalım hatta. Sayı 1 artı böyle işareti koyalım. İşlemi koyayım. Sayı 2 artı diyorum. Şuraya eşittir işaretini koyuyorum. Bir tane daha artı. Şimdi burada matematiksel işlem yapacağım için karışmaması adına matematiksel işlemleri bir parantezin içerisine daha koyuyorum. Burada toplama işlemi yapacağız. Sayı 1 artı sayı 2. Ve bunu break ile sonlandırıyorum. Kopyalayalım. Alta yapıştıralım. Eksi olduğunda sayı 1 eksi sayı 2 olsun. Çarpma olduğunda sayı 1 çarpı. Bu arada buradaki pardon. Sadece şu kısmı değiştireceğim. Çarpma. Bölme yapalım. Bölme dedik. Ve modunu alma. Modunu almayı da şöyle yazalım. Son olarak bir de default durumunu yazalım. Yani girilen operatör tanımlı değilse işlem tanınamadı. Niye bir cevap yazdırsın bize? Çalıştırıp bir deneyelim bakalım. Birinci sayı 20 olsun. İkinci sayı 10 olsun. İşlemimizde çarpma olsun. 20 çarpı 10 200 cevabını aldık. Mesela bir mod alma işlemi yaptıralım. Birinci sayımız 20 olsun. İkinci sayımız 7 olsun. İşlem mod alma işlemi yüzde işareti koydum. Ne yapıyor? 20 mod 7'den kalan 6. Yani 20'nin 7'ye bölümünden kalanı bize veriyor. Bir de daha önceden tanımlamadığımız bir işareti verelim bakalım. 5 verdik. 4 verdik. Tanımlamadığımız atıyorum ki dolar işareti şöyle. Dolar işareti verdim. İşlem tanınamadı dedi. Neden? Çünkü biz burada dolara uygun bir şart yazmadık. Yani switch case'in kullanımı bu şekilde. Eğer isterseniz bunu
if'le de yapalım. İkisinin arasındaki farkı görmüş olursunuz. Daha iyi olur bence. Öğretici abi, olur. Abi ben de tam bu noktada sana bir soru sorayım hemen. Tamamdır. Sena isimli arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Switch case'de case durumu if, default durumu ise else mi eşit oluyor? Aynen öyle. Yani çok benziyor. Şimdi o şeyi yaptığımızda göreceğiz. If'ten farkı şu. Yani sen burada küçüktür falan onu yapamıyorsun. Burada şart varsa, birbirine eşitse. Yani if işlem eşit eşit artıysa bunu yap diyeceğimize, burada işlem hepsinde ortak olduğu için switch case kullandık. Aynen öyle. Alayım hemen. Else if diyorum. Diğer şarta bakıyor. İşlem eşit eşittir eksi ise ne yapacaksın? Şunu alayım hemen. Bunu eksiye çevirdik. Şunları da kopyalayayım hızlıca. Fazladan şey aldım. Eksi, çarpma, bölme ve mod. Çarpma, bölme ve mod yazdık. Bir de son olarak else yazmamız gerekiyor. Sonra da işlem anlamadı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Buna string konusunda değineceğiz. Stringleri karşılaştırırken eşittir eşittir kullanamıyorsunuz. Bunun referans tiplerle alakası var. Onu OOP kısmında ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şimdilik ben bunu equals'a çeviriyorum. İçerisine bunu yazıyorum. Siz bunu eşit eşittir gibi anlayabilirsiniz. Yani arasında bir fark yok. Başar, siz buna string'de değineceksiniz galiba değil mi? İlerleyen kısımda. Evet evet değineceğiz. Buna hip'te de değinebiliriz. Stack bölümünde de değinebiliriz. Büyük ihtimalle okay. İki kısımda da değinilir buna. Burada equals yani eşittir anlamına geliyor. Arka tarafta işte içerik aynı mı değil mi buna bakıyor. Sayılarda eşit kullanabiliyorsunuz ama string'lerde kullanamıyorsunuz yani. Tools kullanmanız gerekiyor. Şunu da yüzdeye çevireyim. Evet bu sırada Furkan değinecekmiş hatta o konuya. Yaklaşık o zaman bir hafta sonra falan bu konuyu detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Aynen. Çalıştıralım şimdi. Birinci sayı 25 olsun. İkinci sayı 10 olsun. İşlem eksi olsun. 25'ten 10 çıktı. 15. Bir de daha önce tanımlamadığımız bir şeye girelim. Bu sefer de V işaretini girelim. İşlem tanımlamadı. Yani switch case örneğiyle aynı kapıya çıkmış olduk burada. Bu şekilde. Şimdi metotlara geçeceğiz. Ama önce ara verelim isterseniz bir 5 dakika daha. Tabii verelim. O zaman arkadaşlar 5 dakika sonra buradayız. Görüşmek üzere. Soru var mıydı başka? Soru yani birkaç tane gördüm ama onlara kaynak yönlendirmemiz daha doğru olacak gibi gözüküyor bana. Bir arkadaşımız hani nerelerde switch case kullanmamız gerekiyor? Nerelerde if kullanmamız gerekiyor şeklinde bir soru sormuştu. Anladım. Senin açıkladıklarının yanında performans olarak nasıl etkileri var? Bunu bir yazı şeklinde paylaşırız diye düşündüm. Tamamdır. Bir de son bir dersimiz olduğu için çok fazla bölmek istemiyorum şu an. Son 15 dakika tekrardan soruları alırız. Tamamdır. 5 dakika.